Nevzat Tarhan'la Hayata Dair. Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon attığımızda. Nevzat Hocam merhaba. Merhaba, iyi yayınlar, iyi çalışmalar Hakan Bey. Şimdi sizinle biz her cuma böyle konuşuyoruz. Siz bilmiyorum nereden şu anda konuşuyorsunuz, nereden bağlandık biz? Üniversitedeyim şu an. Üniversitedesiniz. Oysa ki ben de TRT'deyim. Oysa ki değil mi? Şimdi mesela sizinle bu sohbeti böyle hamağa uzanıp Antalya'da yapsak. Ne bileyim, su üzerinde bir yerde şöyle bir, değil mi, bir armut bir biçimli bir koltuğa oturarak yapsak, çok şey mi istiyorum? Evet. Biraz düşkün müyüm rahatıma? Öyle öyle hayal edersek beyin ona göre çalışır. Öyle mi diyorsunuz? Tabii ya, öyle var beynin o şeyler, beynin o özelliğini artificial intelligence, yani bu yapay zeka çalışmalarında, bu özellikle virtual reality diye bilinen, sana böyle şeyler, sanal gerçeklik denemeleri yapılıyor biliyorsunuz. Kişi beynine böyle durumlarda yeni duruma hayal edip o durumda yaşamayı öğretilebiliyor beynine. Bu augmented reality, virtual reality, metaversin de şeyi o zaten. Kişiyi gerçek hayattan koparıp böyle bir hayatta yaşıyor gibi algılatarak yaşatmak. Kişi isterse bunu yapıyor. Burada gerçek hayattan koparma sözü çok önemli. Bir şeyin, yani normal hayatın, normal sürecinin dışında bir beklentiye girmek de gerçek hayattan koparan bir şey olmalı. Mesela işte rahatlığın fazlasını istemek doğal ve normal bir şey mi? Tabii yani insanın içerisinde var o. İnsanın şeyinde, psikolojik doğasında insanın böyle mutluluk, huz, haz amacı var. Mesela Aristoteles'ten tutun da Sokrates, Platon, bu ilk üçü, bu antik çağın ilk felsefesi var mı? İnsanın hayatta var bir şey, bir mutluluk arayışı diye söylüyorlar. Yani mutluluk arayışı, ama birinde anlam mutluluğu, diğerinde haz mutluluğu diye ayrılıyor sonra. Epikür haz mutluluğu diyor. Keyfçiliği, hedonizmi teşvik ediyor. Ama mesela Platon şey diyor, anlam mutluluğu, Aristoteles diyor, bir anlam peşinde koşarsa insan mutlu olur diyor. Yani ama sonuçta hepsi de insanın dünyada diğer canlılar gibi yemek, içmek ve üremek, temel ihtiyaçlarını karşılamak, onları mutlu etmeye yetiyor. Ama insanı bunlar mutlu etmeye yetmiyor. İnsan soyut düşünen, kavramsal düşünen bir varlık olduğu için hayal kuruyor, hayal dünyasında mutlu olmak istiyor. Arzuları, istekleri sınırsız, ihtiyaçları sınırsız, gücü çok sınırlı. Hayal dünyasında mesela uzaya gitmek istiyorlar. Bak şimdi Webb teleskobu yapıldı. Webb teleskobu şununla Big Bang teorisini çürütmeye başladı. Yani dünya, bak ilk patlama vardı, gittikçe büyüyor deniyordu. Şimdi öyle görüntüler ortaya çıktı ki bu ilk patlama sorgulanıyor şu anda ciddi şekilde. Big Bang. Yani öyle bir, ya yani insan arayış içerisindeyiz hayal dünyasında. Ya yani uzayda dünya kötüye giderse uzayda yer kurmaya ciddi ciddi düşünüyorlar, yatırım yapıyorlar. Yani insan hayal dünya, hayal kurabilen bir varlık. Bunun için mutluluk hayalleri de kuruyor insan. İnsanın doğası şimdi bir şey soracağım. Neye uygun insanın doğası? Yani insan vücuduna ve zihnine aynı zamanda stres ve konforun hangisi ne kadar gerekli? Bizim işlevli bir hayat doğasının, psikolojik doğasını ve biyolojik doğasını incelediğimiz zaman insanın böyle metakognitif genler dediğimiz zihin üstü, yani aşkın genler, böyle insan kendini aşarak düşünebilmeyle ilgili, insan sonsuzluk ve mutluluğun eş zamanlı olmasını istiyor insan. İki duyguyu yakalamayı şey yapıyor. Yaşlandıkça ne olur? İnsan dersin yani doğar, büyür, yaşar, ölür. Gayet normal, ama yaşlanınca insanın yaşama arzusu, yaşama ateşi daha da hızlanıyor, daha da canlanıyor. Öyle mi? Yani, tabii yaşlandıkça daha çok yaşamak istiyor. Onun için gençlik aşısı peşinde koşuyorlar. Müthiş bir şekilde. Yani onu ya, devamlı yani, ölümü ertelemeyle ilgili müthiş projeler var. Yani bu nedenle yani bu şey, yani insandaki bu nasıl midemizdeki açlık hissinin varlığı, yiyeceklerin varlığıyla ilgili sebep sonuç ilişkisi varsa,
insanın ruhundaki sonsuzluk ve sonsuz bir mutluluk, huzur arayışı da öyle bir sonsuz bir huzur, ebedi bir huzur ve mutluluk hayatının varlığıyla sebep sonuç ilişkisi var. Yani akıllı insan, uzun vadeli düşünen stratejik insan, bu dünya, her şey bu dünyada olması çok anlamsız. Bu dünyanın ötesinde yüksek bir dünya da olmalı, yüksek bir evren de olmalı, yüksek bir gerçeklik olmalı, görünmeyen gerçeklik olmalı diye şu anda yani bütün yani felsefe de yeni sorgulamalarını, bu bilim felsefesinde tabii. Bilim felsefesinde bu var yani. Onun için yani postmateryalist bilim manifestosu yayınladı 2014'te. Kaliforniya ve Arizona Üniversitesi'ndeki psikiyatrist ve nörologlar yayınladı bunu. Şimdi beynin incelediklerinde baktılar ki beyni tatmin etmiyor bu dünyadaki bütün kazanımlar. Beyni ne tatmin eder diye araştırılınca beyni sonsuzluk tatmin ediyor. Sonsuzluk ama mutlu bir sonsuzluk, mutluluk olan sonsuzluk. Buna göre programlanmış insan beyni doğası. Beynimizdeki bir programı inceleseniz, yani ruh programı da diyebiliriz buna, inceleseniz bu programın amacı nedir, ideali nedir derseniz, idealinde bunun arayışı var insanda. Şimdi konforculuk da buradan çıkıyor işte. Şimdi bir söz var. Herkes cennete gitmek istiyor ama kimse ölmek istemiyor diye. Yani gerekenleri yapmadığımız bir şeyle ilgili gereken süreci yaşamadığımızı anlatıyor. Bu sizin bahsettiğiniz konfor bizi çürütür mü? Ne getirir ne götürür? Burada nasıl bir denge var? Tabii şimdi konforculukla ve konformizmle konfortizmi karıştırmamak gerekiyor. Evet, konformizm nedir? Tabii konformizm kişinin genellikle felsefi anlamdaki konformizm ya da sözlük anlamdaki konformizm itaatkarlık, uyum, biat olan, boyun eğen, itaat eden, uyum sağlayan. Konformizm o mu demek? Kişiler. Onlar anlaşılıyor. Yani felsefi, lügat anlamı öyle. Evet. Konformizm ve konfortizm olarak da tanımlanan konforculuk, rahatçılık, vallahi tembellik diye bilinen bir hep şey. Hep tam tersini biliyoruz hocam. Yozlaşma ve itaatsizlik de oluyor. Aslında diğerinin içinde var o mana ama çok karıştığı için komfort kelimesi normalde İngilizce'deki yani rahat, keyfe düşkünlük oradan üretilme diye söyleyebiliriz. Yani konforculukla konforizm aynı değil. Onu söyleyebiliriz. Harika bir katkı oldu. Ben de bu zamana kadar öyle kullanıyordum. Hatta evet, ben diyecektim yani konfortizm, biz hep konformizm kullanıyoruz. Konfortizm ne diyecektim ki inanılmaz bir aydınlanma oldu şimdi. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Yani bu nedenle insanın içerisinde zaten şeyi var. Yani insan az yorulup çok kazanmak isteyen bir varlık. Böyle. Yani bırakırsan insanı doğal haline, bırakırsan kendi haline son derece tembel olmaya, ben merkezci olmaya ve sadece böyle kendi çıkarlarına uygun olmaya, mesela bununla ilgili yapılmış deneyler var. Yani kişide böyle hatta cezaevinde yapılmış deneyler var. Böyle hatta böyle mesela Milgram deneyi diye bir deney var. Hı hı. Bununla ilgili yapılmış. O Milgram deneyinde şeylere böyle yani iyi insanlardan kötü şeyler nasıl çıkabiliyor diye. Yani bunlarla ilgili bir aslında bir şey. Ya bir sahne yani deneyi değil mi hocam? Hiç dememiş. İyi insanlara şey deney yaptırıyorlar. Bir şey bu deney karşılığında katılımcılara belli bir ödül veriliyor. Hiç suçu olmayan bir insana elektrik şoku vereceksin diyorlar. Onu böyle canlı yakacaksın. Ölümcül olmayacak ama elektrik şoku vereceksin. Dışarıdan elektrik şoku verince bu elektrik şoku gerçekte verilmiyor ama elektrik şoku almış gibi ses çıkıyor yandaki odadan. Bir oyuncu bunu var yan tarafta. Kişi, bütün bunu bildiği halde elektrik şoku vermeye devam ediyor. Hı-hı. Ve insanlar yapan deneyde %85'i veriyor. %15'i buna uymuyor, vicdanım uymuyor diyor. Burada. %80, yani insanların %85'i böyle otoriteye uymaya yatkın şeyde. Yani ilk lafta şey gelince lafta çok şey görüyor böyle. Ve mangalda kül bırakmıyor. Ama uygulamaya geldiği zaman bakıyorsun rahatlıkla kendi konforu ya da beklentisi için bir değerlerini, kişisel değerlerini ve inançlarını yok sayabiliyor. Hı hı.
Bu da yani bu iyi insanlardan kötü şeylerin yapılması, işte otoritenin böyle durumlarda, yani toplumsal otorite durumunda olan kişilerin buradaki rolünün ve sorumluluğunun şeyi çıkıyor ortaya. Yani onlar da bununla böyle bir şey bekledikleri zaman maalesef insanların çoğunu yapmaya eğilim. Çoğunluğu beklediği zaman. Yani yapmak çeşitli şekilde kendilerinde işte bunu yapmasam şu olurdu, bunu yapmasam bu olurdu diye kendi kendine bir yani rahatlıkla böyle ikna edebiliyor insanoğlu kendisi. Yani kendi kendini kandıracak bir sebep bulabiliyor. Yani burada toplumsal otorite konumundaki kişiler, hı hı. Mesela o kişi böyle diyen kişi, hatta Mevlana'nın vardır hani, yani köpekler sarmaş dolaş uyuyor yatmışlar. Talebelerinden birisi diyor ki, ya bu köpekler ne kadar ne güzel kardeş kardeş yatıyor diyor. Hazreti Mevlana diyor ki, bir kemik at da bak diyor, nasıl kardeş kardeş yatıyorlar. Yani bu insanoğlunun da böyle de bir çıkar için yani bir değerlerini değiştirebilme, satabilme eğilimi var. Onun için insan devamlı kötü yapma potansiyeli var. Devamlı kendini mi de bu duyguyla savaşarak, bu duyguyu denetleyerek, o vahşi duyguyu eğiterek hayat yolunda ilerleyenler ancak burada o %15'e giriyorlar. Ahlak, akıl yürütmede vicdani akıl yürütmeyi yapabilen %15 maalesef. Toplumlarda. Çok korkunç. Çok korkunç bu. Hatta bazı TESEV'in yaptığı bir aşağı yukarı 10 sene geçmiş bir çalışma vardı. Diyor, insanlar soruyor da bir soru. Yani Türkiye'deki işte diyelim milletvekillerine güveniyor musun? %90 üzerinde güvenmiyorum diyor. Altta başka bir soru var. Eğer kızın olsa bir milletvekilinin oğluna verir misin diyor. %90 evet veririm diyor. Nasıl çelişki görüyor musun yani bu evet. Maalesef ama bu şey yani sadece Türk toplumu için değil bu. Maalesef böyle insana eleştirirken objektif eleştiremiyor ve objektif göremiyor. Bu insanların %10-15'inde böyle ama iyi eğitilirse ancak burada kişi iyi eğitilebilen kişiler zaten toplumda da %10-15'ler yönetiyor. Öyle. Yani %10-15'ler iyi olursa diğerler iyi olmaya yatkın oluyorlar. Yani bir de ne yapsan kötü olanlar da onlar da %15. Yani bazı insanlar tam böyle hani yılan nasıl zehirlenmekten ve zehirlemekten zevk alır. Bazı insanlar da kötülükten zevk alıyorlar. O da %15. Bunlar uçlar yani. Hani o uçlar. Çan eğrisinin uçları. Yani, uçları. Yani İnsanı ortasına alacağız. Yüksek ucu ne kadar çok artırırsan o toplum iyi toplum oluyor. Alt ucu ne kadar çok artırırsan o toplum kötü toplum oluyor. Önemli olan oradaki politikalarla, sosyal politikalarla, yani ahlaki politikalarla o üstteki %15'i artırabilmek. Yani onun için yöneticilerin, yani yönetici, böyle herhalde doğu toplumlar bizim gibi, mesela Rus toplumu da öyle, lider tipi toplumuz biz. Liderler iyi ve güzel olduğu zaman hemen düzeliyoruz. Yani öyle bir toplumuz yani. Bunu da bilmek lazım. Yani bu Mikram deneyi bu nedenle şeyin, yani insanın böyle yanlışa itaat edebilmek. Bu işte bu uyumacılıkta deniyor. Konformizm bu. Yani bu şekilde yani menfaat için uyumlu ve uyaroğlu oluyorsunuz. Tak uyaroğlu. Şöyle... Her şeye evet diyorsunuz. Ama onunla, bu gibi kişilerin önemli bir kısmı da güç el değiştirdiği zaman hemen dönerler. Kesinlikle. Maalesef ikiyüzlülük çok fazla bu kişilerde. Otoriteye göre davranma eğilimi bu. Kesinlikle. Bu güçlünün yanında olma, yani güçlüye yakın davranma. İnsanların çoğu güce meylediyor. Lenin'in çok güzel bir sözü var. Lenin ihtiyar başarılı olunca bütün şeylerini topluyor, diyor ki bundan sonra bütün şerefsizler bizimle beraberdir diyor. Yani bütün şerefsizler bizimle beraber lider olunca. Yani müthiş bir şey, bakış açısı. Yani gerçekten de öyle yani, insanoğlunda bu şey var. Yani onun için bizim şeyimizde, kültürel yapımızda, inanç sistemimizde yani liderlerin bir hatası, şeydeki merkezdeki bir hata nasıl çevreye açığı genişler, bütün çevreye yayılıyorsa ışık gibi, yani herkesten mesul. Hatta bana bir milletvekili arkadaş, vekil olmadan önce geldi ki, ya ben vekil olmak istiyorum dedim. Ben bak şunu söyledim, eğer sen kendi isteğinle olursan vekil, sadece görebildiğin şeylerden mesulsün. Ama ya kendi isteğin olsa her şeyden mesulsün.
Ama seni birisi vekil yaparsa, aday gösterirse, sen sadece görebildiklerinden mesulsün. Peygamber ahlakı böyledir. Bunu biliyor musun dedim mesela. Hı hı. Yani bu onun için burada şeydir. Yani bu mesuliyet duygusuyla da çok yakın ilgili. Ama insanın bu en azından bu yolda olmaya çalışması lazım. Buna işte ahlaki akıl yürütme deniyor. İnsan ahlaki akıl yürütme, o şey, çocuklar mesela 9 yaşına kadar, 10 yaşına kadar çocuklar ahlaki akıl yürütmede şeyi ön planına tutarlar. Ya yani anne babaların ödüllendirdikleri iyidir, ödüllendirmekleri kötüdür, cezalandırdıkları. Cezalandırmazsa bir anne baba çocuğunu, o çocuk her şeyi doğru zanneder. Cezalandırmak demek yani hayır demek mesela, yapma demek gibi de. Ama ondan sonra, 10 yaşından sonra çocuk başlar artık sorgulamaya başlıyor. Başkalarından da bir şey öğreniyor ve böyle durumlarda anneyi babayı eleştirmeye başlıyor çocuk. Yani çocuğun gelişimi içerisinde bu aynı zamanda da şey, çocuğun işte zihinsel gelişimi, vicdani gelişimi, yani insan hakları, adalet, eşitlik gibi kavram, evrensel kavramları kabul ettiği zaman işte vicdani gelişimini tamamlamış oluyor. Yani burada bunu yapmaların sebebi ne? Mesela insanlar değişik ve aptalmış gibi gözükmek istemiyorlar insanlardan. Yani diğerlerine aykırı düştüğü zaman, eğer aykırılığını, gerekçelerini anlatacak bir birikimi yoksa, aman aptal gözükmeyeyim, aman aykırı düşmeyeyim diye hep evet diyor her şeye. Ama onu anlatabilecek bir gücü, gerekçesi, şeyi varsa savunabiliyor. Bu da biraz zihinsel emek, çaba istiyor. Hı-hı. Herkes yapamaz ki bunu, yapamıyor. Doğrudur. Bu nedenle bu şey tabii ya, itaat anlamındaki, uyumculuk anlamındaki konformizm. Ama konfortizm dediğimiz tam bir, bu şu anda Batı kültüründe gittikçe yayınlanan, bizde de gittikçe yaygınlaşan bir şey. Yani şu anda rahatçılık diye denebilir buna. Rahatçılık yani. Nasıl kendi kurtuluruz peki? Ve dünyacılık da, rahatçılık da denebilir. Yani kendi rahatı için, yani kendi rahatını böyle için rahatlıkla yani şey yapabilir. Yani çok yani hazları için kolunu ne oynatmak istemez kişi. Yani ya yaşamın amacı nedir derseniz, işte burada rahatına uygun yaşamaktır denir. Ama belli bir varlıklı kişilerde bunun olma ihtimali var. Öbürleri yaşam kalım nedeniyle ayakta kalmak için, temel ihtiyaçları karşılamak için mücadele etmek lazım. Mücadele ruhu ya. Ama her şeyi kolay elde etmiş kişiler, konforlu bir hayat kendilerine sunulmuş olan kişiler şeye yatkınlık oluyorlar. Yani bu tarzdaki bir duruma yatkın oluyorlar. Bu da aslında şey, yani çok şaşırtıcı bir şey değil. Eğer eğitim iyi verilmezse böyle bir çocuğa, bir kişiye ve her şeyi kolay elde etmişse, rahatlıkla yani bir kişinin böyle olması beklenir. Yani zor zamanlar, hep söylenir ya, zor zamanlar güçlü insanları çıkarıyorlar. Evet. Güçlü insanlar da rahat zamanları oluşturuyorlar. Böyle rahat zamanlar olduğu zaman da zayıf insanlar ortaya çıkıyor. Zayıf insanlar çoğaldığı zaman da zor zamanlar ortaya çıkıyor. Ha şimdi burada rahatlık, konfor çoğalınca zayıf insanlar ortaya çıkacak. Hani mücadele etmeyen, hakkını aramayan, böyle bir ideal için, yani bir kendisi için çile çekmeyen, başkaları için çile çekmeyen, yüksek değerler için çile çekmeyen insanlar çoğaldı ya şu anda günümüzde bakıyoruz. Çekmiyor yani, ufak bir çıkar olduğu zaman hemen şey yapıyor yani, rahatlıkla değerlerini satabiliyor. Yani bir çıkar için değerlerini satabiliyor. Yani bu da yani insanın içerisinde bu eğilim var, ama bu eğilimi insanoğlu şey yapması gerekiyor, sorgulaması ve bu eğilimini kontrol etmeye çalışması gerekiyor. Evet. Bu şekilde diyebiliriz. Peki, yani. Peki hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tavla. Bir başka cuma görüşmek dileğiyle diye veda ederiz. Rica ederim. Estağfurullah. İyi çalışmalar.